Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 178-182. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykumul kısasu fil gatle, öldürme olaylarında size kısas yazıldı. Yani kısas size farz kılındı. Halkımız arasında kısasa kısas şeklinde bu ifade edilir. Yani birisi haksız yere bir başkasını öldürmüşse ceza olarak öldürülür. Ancak bu günümüzde bazı yerlerde olduğu şekliyle kan davası şeklinde insanların doğrudan suçu cezalandırmaları değil, infazda bulunmaları değil, devlet eliyle yapılır. Devlet suçluyu yakalar ve suçluya cezasını verir. Ve bu manada haksız yere adam öldürme olaylarında bu verilecek olan ceza bellidir ve bunun cezası o kişinin öldürülmesidir. Peki istisnası yok mu? İstisnası diyelim hataen öldürmüşse diyetle kurtulabiliyor. Veya diyelim kasten öldürdü ama öldürülen tarafın yakınları diyete razı oldular veya affettiler. O zaman kısas cezası düşüyor. Ama normal şartlar altında haksız yere bir başkasını öldüren bir kimse ceza olarak öldürülür. İslam'dan önceki dönemde kısas var ama kısas tam da uygulanmıyor. Diyelim birisi bir erkek bir kadını öldürdü. Ceza olarak o öldürülmüyor. Veya hür bir insan bir köleyi öldürdü. Ceza olarak öldürülmüyor. İnsanlar arasında statü farkları konulmuş. Ona göre değişik uygulamalar yapılıyor. Kur'an-ı Kerim bize bu ayetinde şunu anlatmakta. El hurru bil hur, hürre mukabil hür, vel abdu bil abd, köleye mukabil köle, vel unsa bil unsa ve dişiye mukabil de dişim. Yani demek ki bir hür bir başka hürü öldürdüğünde ceza olarak öldürülür. Bir köle bir başka köleyi öldürdüğünde yine öldürülür. Bir kadın bir başkasını öldürmüşse, bir kadını öldürmüşse öldürülür. Ve bu devlet eliyle uygulanır. Devlet eliyle uygulamada hani şeriatın kestiği parmak acımaz denilir. Devlet eliyle uygulandığında şahıslar arasında problem kalmaz. Ama fertler bunu doğrudan kendileri uygulamaya kalkarsa öldürülen kişinin yakınları bu defa kan davasında bulunurlar ve silsile tarzında arda arda insanlar birbirlerinden öldürebilir. İşte bunları önlemenin yolu devlet eliyle bu cezanın verilmesi ve cezanın uygulanması. Türkiye'de daha evvelinde idam cezası vardı ama son 10 yıl içinde bu artık uygulanmıyor, kaldırıldı. Dünyanın değişik yerlerinde uygulayan ülkeler de var, uygulamayan ülkeler de var. Mesela Amerika'da bazı eyaletlerde idam cezası uygulanır. Kur'an-ı Kerim'e göre de idam cezasının olması uygundur. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar derler. Birisinin bir yakını öldürüldüğünde katil müebbet hapse mahkum olacak. Veya 24 yıla veya hafifletici sebeplerle kısa zamanda kurtulabilecek. Ve öldürülen kişinin yakınları daima bir ızdırap duyacaklar. Ama onun şiddetli bir şekilde cezalandırıldığını bildiklerinde, yani diyelim o da öldürüldüğünde aralarındaki problem bitmiş olacak. Ayet-i Kerime yanlış bir uygulamaya set çekiyor ve tekabüliyet esasını getiriyor ve adil bir şekilde bu hükmün uygulanmasını bize bildiriyor. فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ Her kime kardeşinden bir af olursa فَاتِّبَعُنْ بِالْمَعْرُوفِ Maruf bir şekilde ona uymak gerekir ve اَدَعُنْ اِلَيْهِ بِيْحْسَنْ ve güzel bir şekilde de onu ödemek gerekir. Şu manada, yani ölenin yakınları biz idam istemiyoruz, biz diyete razıyız derlerse artık o zaman kısas uygulanmaz, idam cezası uygulanmaz. Bunun yerine bir diyet, bu genelde 100 deve karşılığı olarak ifade edilir. Duruma göre rakamlarda değişiklik olabilir. Bu şekilde bir cezanın uygulanması. Ayet-i Kerime'de kardeşinden diyor. Çünkü neticede insanlar ya nesep yönüyle kardeştir. Hepimiz Adem'in torunlarıyız
veya din noktasından kardeşiz. Ve bu açıdan vefat etmiş olan, öldürülmüş olan kimsenin yakınları isterlerse affedebilirler. Affetme durumunda diyet söz konusu olur ve o diyet meselesinde de maruf bir şekilde buna tabi olmak. Yani hem affettim diyeceksin hem de katili ayrıca kiralık katil bulup öldürteceksin. Böyle bir şey olmaz. Affettik denilmişse affedilir ve artık mesele orada bitirilir. Öldüren kimse, o da diyet borcunu ödemesi lazım. Diyelim şu zaman içinde ödeyeceğim demişse edaun ileyhi bi ihsan, güzellikle bunu ödemesi gerekiyor. Ne miktarda ne de müddette böyle değişiklik yapmaya çalışması, kaypaklık yapmaya çalışması uygun değildir. Zalike tahfifun min rabbikum ve rahme. Bu Rabbinizden size bir hafifletmedir ve bir rahmettir. Yani insanlık hali, diyelim öldüren insan bir an nefsine uymuş ve belki de ardından çok pişman olmuş. Öldürülen kimsenin yakınları onu kısas yoluyla öldürtme yetkisine sahipler. Ama dilerlerse hafifletme yoluna da gidebilirler. Bu Cenab-ı Hak'tan bir hükmü hafifletmektir ve bir rahmettir. Ve bunun neticesinde o öldürmüş olan kişi bir minnet borcu içinde olacaktır. Diyetini ödeyecektir. Belki de halini düzeltebilecektir. فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra haddi aşacak olursa, yani diyelim ki öldüren kişiyi affetmiş, diyete razı olmuş, diyeti aldıktan sonra da bir şekilde önüne çıkıp onu infaz etmiş. Bu haddi aşmaktır. فَلَهُ عَذَابٌ elim, o kimse için elim bir azap vardır. Çünkü sözünde durmamış, ahdine riayet etmemiştir, vefa göstermemiştir. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, kısasla sizin için hayat vardır. Bu gerçekten çok düşündürücü bir ibare. Yani ceza olarak katilin öldürülmesinde size hayat vardır. Öldürmekte hayat vardır demek gibi bir şey. Şöyle anlayabiliriz. İslam hukukunda cezalar hafif değil, okşayıcı değil, caydırıcı. Ve bir kimse, diyelim birisini öldürmeyi kafasına koymuş. Kendince ölçüyor, biçiyor ve hayalen tuzaklar kuruyor ve neticede şöyle öldürürüm diye kararlaştırıyor. Ama ben bunu öldürdüğümde, yakalanma durumunda ben de kısas yoluyla öldürüleceğim. Bunu düşünür ve o zaman böyle bir durumdan kendini kurtarır. Yani niye öldüreyim ki? Niye kendimi de perişan edeyim ki der. Ve böylece hem kendini kurtarmış olur hem de öldürmek istediği kimse hayatta kalmış olur. Fakat günümüzde olduğu şekliyle eğer cezalar hafifse, diyelim 10 yılla 20 yılla insanlar kurtuluyorsa ya yakalanmazsam gibi bir ihtimale sarılabilirler veya af ihtimaline sarılırlar. Yani yakalanmış olsam bile nasıl olsa 5-10 yılda bir af çıkıyor. Neticede ben de kurtulurum diye hesap eder ve bunun neticesinde öldürür. İşte kısas bu tarz öldürmelerin önüne geçen bir olay. Ve İslamiyet'teki kısas hükmünün uygulandığı dönemlerde toplumda cinayetler son derece az. Hırsızlıkla alakalı hırsız elinin idamına hükmeden Kur'an'ın hükmü uygulandığında hırsızlık olayları az. Çünkü hırsızlığı düşünenler şunu da hesaplıyorlar. Eğer ben yakalanırsam elim gidecek. Ve ömür boyu bir elin gitmesi bu dayanılır bir olay değil. Bunu hayal ettikçe artık kendi kendinde iç aleminde düşünceler meydana geliyor. Hayır yapmamalıyım. Yakalandığım zaman elim gidecek. Ve o zaman bu ceza etkili oluyor ve caydırıcı oluyor. Öte yandan bir kimse bir şekilde arasında problem olan bir kişiyi hayalen öldürüyor. Hayalen. Ama ardından kendisinin de yakalandığını, kendisinin de idam edildiğini hayal edince ürperiyor, aklı başına geliyor ve böylece öldürme cinayetinden vazgeçiyor. Hem kendini kurtarmış oluyor hem de öldürmek istediği kimse kurtulmuş oluyor. Ve böylece toplumda kan davası gibi şeylerin de önü alınıyor. Çünkü birisi bir başkasını haksız yere öldürdüğünde devlet eliyle de şayet bunun cezası
düzgün bir şekilde verilmezse bu defa iş mafyaya kalıyor veya kendi aralarında hallediyorlar. Kan davasına dönüşüyor ve günümüzde bazı bölgelerde özellikle görüldüğü şekliyle iki taraftan pek çok kişinin hayatını kaybetmesine kadar iş uzanabiliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen kısas bize hayat getiriyor. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki bu şekilde sakınasınız. Yani öldürmek isteyen öldürmekten sakınacak ve bu şekilde seri cinayetlerden, arda arda insanların ölümünden insanlar kurtulmuş olacak. كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا Burada da vasiyetle alakalı bir mesele, yeni bir mesele. Size, sizden birisine ölüm geldiğinde el vasiyye, vasiyet yazıldı, vasiyet farz kılındı. Yani bir kimse ölümüne yakın durumda bu kimsenin yakınlarına bir vasiyette bulunması önemli bir olaydır. Ve vasiyet size farz kılındı. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Ve in terake hayra, eğer bir hayır geride bırakıyorsa, bu genelde malı kesir diye, yani çok mal, kayda değer bir mal şeklinde ifade edilmiş. Bazı rivayetlerde görüyoruz ki, mesela gariban bir insan, az miktarda diyelim malı var, vasiyette bulunmak istiyor. Şu kadarı varislerime, bu kadarı falana filana diye vasiyette bulunmak istiyor. Ve ona diyorlar ki bu vasiyet edilecek kadar bir miktar değil. Ve o şekilde sadece varislerine kalıyor. Ama birisinin hatırı sayılır bir malı varsa bu malından kendi varislerine bıraktığı gibi diğer taraftan üçte biri aşmayacak şekilde başkalarına da bırakabilir. Diyelim hayır kurumlarına yardım şeklinde verebilir. Bazı şahıslara bir ikram şeklinde verebilir. Bu yol açıktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hacında la vasiyete li varif, yani varisin vasiyete ihtiyacı yoktur, vasiyete lüzum yoktur. Bu mealdeki hadisi bu hükmü ortadan kaldırmaz. Yani her ne kadar bazıları bu ayeti bu hadisle mensuh gibi göstermek istemişlerse de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde geçen mirasla ilgili ayetlerde min ba'di vasiyetin yusa biha ev deyn, bu kayıtta getiriliyor. Yani kadına şu kadar, erkeğe bu kadar mirasla alakalı hükümler var. Ama bu ne zaman uygulanacak? Min ba'di vasiyetin yusa biha. Yani ortada bir vasiyet varsa bu vasiyetin gereği yerine getirilecek. Ev deyin veya borç varsa, ölenin borcu varsa o ödenecek. Ardından miras taksimine geçilecek. Belki de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın la vasiyete li varis, varise vasiyet yoktur hadisini şu manada anlayabiliriz. Yani kimin ne kadar alacağı, mirasçıların ne kadar payları olduğu artık Kur'an'da beyan edilmiştir. Şu oğluma şu kadar, kızıma bu kadar diye bunu belirtmeye lüzum yok. Çünkü erkek için şu kadar, kız için bu kadar, anneye şu kadar, babaya bu kadar ayetlerde yer almış. Bunu ayrıca belirtmeye lüzum yok. Ama bunun dışında elbette insan vasiyet edecek kadar bir mala da sahipse, ben şu hayır kurumuna şu kadar veriyorum diyebilir. O kapı sonuna kadar açıktır. Ve mirasla ilgili ayetlerde de vasiyetten sonra mirasın geçerli olduğu ifade edilmektedir. El vasiyye lil valideyn vel akrabin bil maruf. Yani vasiyet anne babaya, akrabalara maruf bir şekilde olacak. Yani örfe uygun ve o günün şartlarına uygun bir şekilde, maruf bir şekilde, aklı selime uygun bir şekilde vasiyette bulunulacak. Yani kendi evladına hiçbir şey bırakmayacak şekilde böyle vasiyet etmesi uygun bir şey değildir. Çünkü hangisinin daha iyi olduğunu bilemezsiniz diyor. İşte evlatlarınızın hangisi daha iyi? Birine biraz fazla ver, diğerine az ver. Bu problem meydana getirir. Sizin gözünüzde hayırsız evlat gibi görülen, belki de devamlı ömür boyu size hayır dua edecek, bilemezsiniz. Hayırlı gibi gördüğünüz, belki de har vurup harman savuracak, bilemezsiniz. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bildirildiği şekliyle erkeğe ne kadar takdir edilmişse, kıza ne kadar takdir edilmişse,
anne babaya ne kadar takdir edilmişse o şekilde bunların verilmesi lazım. Hakkan alel müttakin, bu müttakiler üzerine bir haktır. Yani takva sahibi olanlar bunlara dikkat etmesi lazım ve bu esaslara göre mirası taksim etmeleri gerekir. Femen bettelehu bademe semia ve vasiyeti duyan kimse bunu duyduktan sonra eğer değiştirirse feinneme ismuhu alellezine yubettilune, bunun günahı değiştirenlere aittir. Tabi eski zamanda bunları kayda almak, noter tarzında tasdikli bir hale getirmek pek de yaygın değildi. Ve yazı insanların hayatında çok da fazla değildi zaten. Dolayısıyla sözlü kültür, birisi vefat ederken vefatına yakın vasiyette bulunuyor. İşte falana da şu kadar, filana bu kadar vasiyette bulunuyor. Ancak dinleyen kimse belki de rakamlarla oynayabilir. Ve ölen kimsenin vasiyetini çok farklı bir şekilde getirebilir. Böyle bir durumda bunun günahı değiştiren kimseye ait çok büyük bir vebal altında kalmış oluyor. Ve Müslümanlar elbette sadık olması gerekir. Emanete hıyanet etmemesi gerekir. Orada vasiyet eden kimse de bunu emanet etmiştir. Kime emanet etmişse aynı rakamlarla, onun verdiği rakamlarla bunu söylemesi gerekir. Yoksa kendi keyfine göre rakamlarla oynasa, şahısları değiştirse, miktarları değiştirse bu çok büyük bir zulümdür ve bunun vebali tamamen değiştiren kimseye aittir. Günümüzde ise bu işi daha sağlama bağlamak mümkün. Yani yazılı bir senet halinde notere bu teslim edilir, vefatımda açılsın denilir. Vefatı durumunda açılır ve orada kime ne kadar vasiyette bulunmuşsa hiçbir probleme lüzum kalmadan, hiçbir problem çıkmadan o şekilde mirasın taksimi yapılır. İnna Allahe semi'un alim, şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yani Allah o vasiyet eden kimsenin nasıl vasiyet ettiğini işitmiştir ve onun halini bilmektedir. Değiştiren kimsenin değiştirmesini de bilmektedir. Dolayısıyla Allah işitendir, bilendir. Ona göre de karşılığını verendir. Bir insan bu şekilde vasiyette bir değişiklik cihetine gidiyorsa ve onu farklı bir mecraya çekiyorsa bunun karşılığını da görecek ve bunun cezasını çekecektir. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا, ancak her kim de vasiyette bulunan kimsenin bir tarafa meyletmesinden veya günah tarzında şeyler vasiyet etmesinden korkarsa, فَاَصْلَهَ بَيْنَهُمْ, aralarında bir sulh meydana getirirse, فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ, ona bir günah yoktur. Yani vasiyet eden kimse bir tarafa meyledebilir ve evlatlarından birini kollayıp diğerlerini mahrum edebilir. Bu durumda vasiyeti işiten kimse durumu düzeltecek şekilde aralarında bir anlaşma sağlayabilir. Bunda bir vebal, bunda bir günah yoktur. İnna Allahu gafurur rahim, şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah bağışlayandır ve sonsuz merhamet sahibidir. Cenab-ı Hak hepimizi bütün muamelatımızda ilahi ölçüleri esas alan ve o hassasiyeti devam ettiren kullarından eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.